Bakalım markamız neymiş? Peugeot. Kapı değişti. Hangi kapı abi? 5 kapı var. Randevunuza gelirken fıtınız, nüfus cüzdanınız, aracın yedek anahtarları, manın kılavuzları getirmenizi rica ediyorum sizlerden. Abi bak beni duydun, beni rezil etme Barış abi. Barış Bey görüşme odasına. Aynen. Bu haftanın elini Barış tamam. Bey'i göreceğiz. Tamam. İşte abi kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Seha. Vay. Bugün Barış abimle buluştuk. Niye buluştuk? Çünkü Barış abinin yengenin arabasını satacağız. Şimdi Barış abi çok güzel bir araba buldu. O arabayı almak için bu arabayı acil satmamız lazım. Acil satmak için de arabam.com'un link sat özelliğini önerdim Barış abiye. Bir saat içinde arabamızı satabileceğimizi söylüyor arabam.com link sat özelliğiyle. Evet, adil bir şekilde. Şimdi bugün bunu beraber deneyimleyip göreceğiz arkadaşlar. Pazarlık yapamıyoruz değil mi? Abi göreceğiz süreçleri. Açıyorum hemen uygulamayı. Bakın öncelikle bana. Arabam.com uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada ara sayfaya geldiğinde abi Trinksat var. Bak girdim Trinksat'a. Arabamın markamızı seçiyorum. Bakalım markamız Peugeot. Neymiş? Peugeot. Burada. Seçtik. Modelimiz? 2014. Evet. 208. 208. Evet. Kaç kapı bakıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 kapı. Evet. 5 kapı. Dizel abi. Dizel dedik. Yarı otomatiğiz. Yarı otomatiğiz. 1.4 HDI. 1.4 HDI. Start stop auto 5 art. 69 beygir. Evet, doğru abi, muyuz abi? Doğru. Seçtik. Rengimiz beyaz olsun. Değil mi abi? Bakayım. Evet abi. Beyazız. Beyaz. Evet. Aracın kilometresi. 97 bin. 97 bin. Evet abi. Bunu da seçtik. Boya değişenimiz var mı abi? Var abi. Evet. Sol ön çamurluk değişti. Bir dakika şimdi. Sol ön çamurluk. İşaretli abi. Değişti. Çok değişti. Güzelmiş bu ya. Evet. Evet. Kapı değişti. Hangi kapı abi? 5 kapı var. Sol ön kapı abi. Sol ön kapı değişti. Sol arka çamurlukta boyalı abi. Sol arka çamurlukta boyalı. Boyalı abi. Yanlarken abi yenge. Evet abi. Sol arka çamurlukta boya. Direktör önerken. Boya var. Devam diyelim abi. Tramerimiz var mı? Var abi. Ne kadar? 3250 tramer var abi. Güzel. Evet abi. Fiyat teklifi al. Doğrulama şifresi geliyor. 55.700 çıktı abi. Zaten evet. Senin kafanda da böyle 57-58 yani vardı. Aralarda bir şey vardı. Bir saatte 55.700 güzel para. Ha? Ezelim mi? Bak şimdi ne diyor? Tüm streçli bir saatte tamamlanır. Paranızı anda hesabınıza yatırır. Size özel teklifin geçerliliği 3-3 günüdür. Şimdi bir randevu oluşturacağız. Ama eğer randevu oluşturmak da istemiyorsan buradan teklifi aldın mesela. Bir de çat kapı diye bir şey var. Çat kapı. İstanbul'da 5 otorapor şubesi bunu yapıyor. Türkiye genelinde de 7 ilde var bu özellik. Zaten kapısında yazıyor otoraporlarında Trinksat diye. O Trinksat logosunu gördüğün yere direkt girip çat kapı da girebiliyorsun. O zaman belki biraz bekleyebiliyorsun ama randevu sistemi en kolay. Bu arada yanlış bir anlaşılma olmasın. Otorapor değil. Arabam.com alıyor aslında arabanızı. Otorapor sadece ekspertize bakıyor. Hemen randevu al dedim. Şimdi bekliyoruz. Maltepe bize yakın abi. Otorapor Maltepe. Tamam. Oto ekspertizi seçtim. Devamlıyorum. Gün. Bugün. Çarşamba. Evet abi. Randevu oluşturdum. Şimdi arayacaklar bizi. Hazır mıyız? Hazırız abi. Dın 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 dın. Arıyorlar bir saniye. Alo. İyi günler. Arabam.com sitesi müşteri hizmetlerinden arıyorum. İsim Eda, Doğan Bey ile görüşebilir miyim? Buyurun benim. Merhabalar Doğan Bey. Trinksat randevusu işlemlerini teyit etmek amacıyla sizi arıyorum. Müsait miydiniz? Tabii buyurun. Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Bilginiz olsun. Doğan Bey, Peugeot marka aracınız için Trinksat hizmetimizden fiyat teklifi alarak ekspertiz randevusu oluşturduğunuzu görüntülüyorum. Tramen kaydınızı 3250 TL olarak girmişsiniz. Hasarlı olan bölümüne de işaretlediğinizi görüntülüyorum. Ekspertiz işlemlerinizden önce aracınızla ilgili birkaç tane soru sormam gerekiyor tamam. Sizlere. Hazırız. Araç sahibi siz misiniz acaba? Değilim. Araç sahibi siz değilseniz yani randevu sizinle beraber araç sahibi de gelecek mi peki? Araç sahibinin eşi gelecek ama vekaleti var. Tamamdır. Vekaleti varsa herhangi bir sorun olmaz. Araçla herhangi bir sert kaydı ya da arasan kaydı mevcut muydu? Yok. Tamam. Rehin veya haciz var mı? Yok. Trafik sigortası mevcut mu? Mevcut. Tamam. MTB trafik cezası veya satış engelleyecek herhangi bir vergi borcu bulunuyor mu aracınızda? Bulunmuyor. Tamamdır. Ben bu şekilde o zaman randevu onaylama işleminizi gerçekleştiriyorum. Maltepe Otorapor Şubesi'ne giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Teşekkür. Randevunuza gelirken yanınızda mutlaka ruhsatınız, nüfus cüzdanınız, aracın yedek anahtarları, kullanım kılavuzları, varsa da servis dokümanları olmalıdır. Bir de aracınız ekspertiz yapımınızı uygun olarak temiz şekilde getirmenizi rica ediyorum sizlerden. Peki. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Eda Hanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Abi bak beni duydun. Beni rezil etme Barış abi. Bak bunlardan bir iki tanesi çıkmazsa rezil oluruz. Geç. Hadi. Yok abi. Hadi geç. Hadi gidelim. Hadi geç abi. Satmaya gidiyoruz yani. Hadi geç. Hadi abi. Hadi abi.
Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Barış Bey, merhabalar. Burak ben, arabam.com. Trink satışın geldik galiba. Evet. Hoş geldiniz. Randevumuzu aldık. Ne lazım abi şimdi? Ruhsatınızı alalım abi. İçeri beraber hadi geçelim. Tamamdır. Eli titre verirken. Hani sizi mutlu edeceğimize inanıyoruz açıkçası. Rakam güzel çıktı abi. Ben sevdik rakamı. Ne kadar vermiştik? 55-700 çıktı abi bize. Güzel. Tamam. Veriyoruz 55. Yok. O zaman bir bakalım. Aracınız belirttiğiniz gibi mi değil mi? Tamam. Bir maliyet masraf var mı? Farklılık var mı belirttiğiniz zaman? Onlara bakalım. Ona göre bir pazarlık yapmamız gerekiyorsa yapalım. Ya, gerekmiyorsa ben pazarlık zaten yapmam. Orada o rakamı gördü alır. İnşallah. Biz onu istiyoruz aslında. Hani sizi mutlu etmek istiyoruz ama mutlu olacağınıza inanıyorum ben burada. Hani tamam, mutlu bir gerekli şekilde kontrolleri yapın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve bizim beyanlarımızın doğru olup olmadığı aslında fotoğraf orada kontrol edilecek. Bakacağız şimdi bakalım. Aynen öyle. İçeride bir önce aracın genel bilgilerine bir bakalım. İşte yedek anahtar vesaire. Sisteme girişlerini yapalım. Sisteme tamam girişlerini yaptıktan sonra ekspertiz alacağız hemen. Tamam. Buyurun. Burada nelere bakılacak komple? Burada aracın öncelikle kaportasına, alt takımlarına, işte alt bakaritler vesaire onlara bakıyoruz. Ondan sonra kaportadaki farklılıklar var mı yok mu? Onlar olacak, ekspertiz için konuşuyorum. Sonrasında da eğer anlaştığımız takdirde orada bir sıkıntı yoksa motor mekanik kısmına geçecek. Motorda işte kaçaklar var mı yok mu? Yağ kaçağı, su kaçağı, turboda bir sıkıntı var mı yok mu? Motor daha önce açılmış, açılmamış, siboplar vesaire. Komple bir ekspertiz yapılacak. Aynen öyle, komple bir ekspertiz yapılıyor. Yani bize satıcı insanlara doğru bilgiyi verip doğru fiyatla onlardan arabaya almak adil bir şekilde hem de bizim satacağımız kişilere de doğru ekspertizli araç satmak amacımız. Yani yalan makinesi videosu gibi abi, aklında olsun. Aynen öyle. Arabama güveniyorum abi. Biz de zaten hani sizin o niyetle geldiğinizi buraya biliyoruz. Aynen. Aracınızın yedek anahtarı mevcut yanınızda. Göster. Görmek istiyoruz aslında. Hani beyan yeterli oluyor ama görmek istiyoruz. Tamam, şurada sıkıntı abi yok. O da orada dursun. Aracı aktif paketlemişiz. Kontrollerini yapacağım, bir farklılık varsa ona göre sistemde değiştireceğim. Aynen. Aracın kitapçıkları mevcut mu? Mevcut bagajda. Tamam, onlarda da var, sıkıntı yok. Kilometremizi bir kontrol edelim. 97 bin girmişiz. Doğrudur. Doğru. Tamam. Şasesini sorgulayacağım ben bu bilgilerden sonra. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi trameri sorgulayacağız. Hasar kaydına bakacağız. Hani hasar kaydı sizin belirttiğinizden farklı mı değil mi? Bir farklılık varsa doğal olarak orada oluşan değer kaybını konuşacağız. Biz çok büyük miktar. Plakadan değil de direkt şaseden. Şaseden sorguluyoruz. Daha sağlıklı olanı şase her zaman. Çünkü aynen, plaka değişebiliyor, farklı işlenebiliyor. Şasede bir sıkıntı yok. Sizin belirttiğiniz tutarlı bir tramer kaydı var. Bunda da bir sıkıntı yok. Ben şimdi sisteminde ilerleme yapacağım. Randevu oluşuyor. Otorapor burada. Ekspertize başlayacak. İlk adımımız ön ekspertiz. Kaporta boya ekspertiz. Tamam abi, buyurun geçelim. Tamam. Buyurun Barış Bey. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Ön ekspertiz yaklaşık 20 dakika, yarım saat civarında sürüyor. O da hani detaylı bakıldığı için araca. Yarım saatlik süreçten sonra arkadaşlar online ortamda ekspertiz formunu dolduruyorlar. Tamam. Bu bizim arabam.com merkezine geçiyor. Orada bizim bu verileri sisteme işleyen bir arkadaşımız var. O verileri sisteme işliyor. Sistem farklılık ve maliyet gerektiren durumlara göre bir fiyat çıkartıyor. Ondan sonra sistem üstünden bu fiyat bana geliyor. Ben de sizinle bu fiyatı paylaşıyorum. Evet, bitti ekspertizimiz. Arabanın ekspertizi şimdi bitti. Şimdi sizinle içeri geçelim ofise. Barış Bey, görüşme odasına. Aynen. Bu haftanın elini Barış Bey'i göreceğiz. Tamam. Burada durum şu olacak. Ben şimdi ekspertiz raporuna bakacağım. Evet. Ekspertiz raporunda sizin belirttiğinizden farklı bir boya değişen durumu var mı yok mu? Ona bakacağız. Onun haricinde ben arabayı inceledim. Hani üstünde maliyet masraf gerektiren unsurlar var mı yok mu, ona baktım. Ufak tefek var. Çok fazla bir şey yok. Aynı zamanda motor ekspertizini de bir inceleyeceğiz. Orada da bir maliyet masraf gerektiren herhangi bir durum var mı yok mu, ona da bakacağız. O fiyat üstünde kabul ederseniz buradan notere gideceğiz. Buyurun bakın. İncelemeleri yapalım. Boya değişen olarak aracınızda bir farklılık yok. Belirttiğiniz boya değişenle aynı araba. Bir sağ ön marş belinizin bir onarım gerektiriyor. Ezik var. Ezik var, ciddi bir ezik var orada köşe kısmında. Ön tamponunuzda alt kısmında ciddi bir çizilme var. Oranın bir onarımı var. Bir de sol arka tampon köşesinde bir boya isteyecek orası lokal. Bir de onun maliyeti var. 55.700 lira sistem fiyat vermiş size. Geliyor, dur hemen söyleme. Den 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 den. Sistemin size bunların dışında verdiği fiyat 54.800 TL. Hadi notere gidiyoruz. He? Hadi notere gidiyoruz. Bir düşün ya. Hiç düşünmüyor musun? Bu mu yani? Biz bir iki dakika bir tur atalım Barış abiyle. 55.700'den kapı açıldı. Benim %5 komisyonum var. Ha, onu düşelim. O da vardı. Onu...
Verelim ya. Ha? Verelim abi. Diğer arabaya kaçırmayalım abi. Mekanimizde de sorun yok. Mekanikte de sorun yok. Bu arada yok. Arkadaşlar süreç iki aşamada. Yani boya ve kaportaya bakıldıktan sonra bir fiyat pazarlarına oturuyorlar sizinle. Herhangi bir sıkıntı yoksa zaten okey fiyat. Aynen öyle. Ondan sonra ikinci aşamada mekanik. Motor mekanik. Motor mekanik. Motor mekanimizde bizim bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Boya kaportadan sonra konuşuruz fiyat. Geçerli. 54.800 lira konuşmuştuk orada. Yine 54.800 liradan devam ediyoruz. Buradan sonraki aşama notere gideceğiz. Noterden sonra da yarım saat, bir saat içerisinde para transferi ödeyecek. Yani sizin şirketin arabam.com arabam.com birlikte oraya gideceğiz. Satış yapılacak. Ondan sonra da yarım saat, bir saat arasında hesabımda para geçecek. Arabayı alan arabam.com. Şahıs olarak burada kesinlikle bir alışveriş yapılmıyor. Parayı gönderen arabam.com. Para da sadece ruhsat sahibinin hesabına gönderilir. Hani vekalet olması burada bir şey değiştirmez. Satabilirsiniz ama parayı transfer edemezsiniz. Bu süreçte de hani herhangi bir soru işareti kalmasın akılda. Notere gidilecek. Evraklar sisteme yüklenecek. Satıştan sonra ben zaten gitmeden sizin hesap bilgilerinizi sisteme işlemiş olacağım. Merkezdeki arkadaşlar evrakları kontrol edip bankaya talimat geçecekler. Maksimum 1 saat içerisinde parayı hesabınıza geçirecek. Burada da hedef şudur bizim. Hani sloganımız da diyebiliriz buna. 1 saat içerisinde paranız cebinizde. Ben başlatıyorum kronometreyi. Gelmezse zaten evet, yenge ben Barış abi burada eylem yapıyoruz arabam.com'un önünde. Her zaman arabam.com bizi tanımadı da. Hadi buyurun. Hadi gidelim abi. Evet. 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 Aldın mı abi paranı? Ha? Aldım rahat abi. Rahat mısın? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Mutlu ettik hayırlı inşallah olsun sizleri. Olduk ya. Ha? Birazcık daha pazarlık yapsaydık iyiydi ama. Size en memnun edecek fiyatları vermeye çalışıyoruz. Yani adil ve memnuniyetli fiyatlar. Amacımız evet, her zaman o bizim. Adil abi, adil. Biz diğer arabayı sen para diğer arabayı kaçırmayalım. Biz gidelim evet, şimdi. Arkadaşlar tamam, bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarımı şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ne bu dağların nesine geldim. Yok anahtar Nurdan Hanım'da. Geldim emmoğlu. Çok güzel mikrofon olmuş bundan ya. Bu ne hocam?